Öncelikle merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımın ilk videosu. Bundan sonra da bu kanalda arabalar ile ilgili videolar atmaya devam edeceğim. Takipte kalın. İyi seyirler. Bugün sizlerle dizel, benzinli motor farklarını ve dizel motorun neden daha az devir çevirdiğinden bahsedeceğim. Bundan önce bahsetmem gereken bazı detaylar var. İlk önce içten yanma işleminden bahsedelim. Yanma odasına çeşitli şekillerde ulaşan hava yakıt karışımı piston, silindir, silindir kapağı tarafından sınırlandırılmış bir oda içerisinde ateşleniyor. Motorumuz kapalı bir oda içerisinde yanma işlemini gerçekleştirdiğinden içten yanmalı olarak anılıyor. Yanma işlemi sonrası elde edilen mekanik iş piston ve biyel kolu vasıtasıyla krank milini aktarılıyor. Krank milinin bir dakikada yaptığı dönme hareketine de motor devri diyoruz. Motorları karşılaştırmadan önce benzinli ve dizel motorun çalışma prensiplerini inceleyelim. Benzinli motorlar günümüzde esay ateşlemeli veya kıvılcım ateşlemeli motor olarak da anılır. Çünkü emme subabından yanma odasına getirilen hava yakıt karışımı buji tarafından ateşlenir. Bu elde edilen hareket krank milini aktarılır ve mekanik iş elde edilir. Yanma sonucu oluşturulur şu an yanma gazları egzoz su babından tahliye edilir. Bu işlem döngü haline getirilerek amacımıza ulaşırız. Biraz da dizel motorlardan bahsedelim. Dizel motorlar sıkıştırmayla ateşlemeli motor olarak da anılır. Çünkü dizel motorlarda hava serbestçe emilir. Piston tarafından sıkıştırılan hava yükü enjektörler vasıtasıyla yanmayı başlatmak için yeterli sıcaklığa ulaştığında emilen hava yükü içine yakıt püskürtülerek yanma işlemi başlar. Benzinli motorlarda olduğu gibi ile ateşleme yapılmaz. Sıkıştırma ile ateşleme esasına dayanır. Peki neden farklı şekillerde ateşleme yapılıyor sorusuna gelirsek? Benzin ve motorinin yanıcılığı aynı değildir. Benzin çok kolay tutuşabilir ama motorini tutuşturmak için yüksek basınç ve sıcaklık gereklidir. Sorunsuz güç gelişimi için dizel kolayca tutuşabilmelidir. Benzin ise kontrolsüz kendiliğinden ateşlemeye direnmelidir. Çünkü bu olay vuruntuya neden olur. Yani tutuşturmak oldukça zor olmalıdır. Temel farklardan biri de silindir çarpmasıdır ve uzunluğudur. Dizel motorların silindir uzunlukları yani strokları benzinli motorlara nazaran daha uzundur. Bu yüzden daha fazla devir çeviremezler. Ancak torkları daha yüksektir. Benzinli motorlar ise benzin daha kolay tutuştuğu için strokları kısadır. Ve daha fazla devir çevirebilirler. Bu yüzden dizel motorlara göre daha fazla güç üretirler. Dizel motorlar daha fazla tork üretebildiğinden daha fazla çekiş gücü gerektiren yerlerde yaygın olarak kullanılır. Motorinin bir biriminde benzin göre daha fazla enerji bulunduğundan dizel araçlar aynı birim benzinli araçlara göre daha fazla yol alırlar ve benzinli ve dizel motorlar arasında daha sayamayacağımız birçok fark bulunur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.